Sevgili öğretmenlerimiz, şimdi vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümlerinin nasıl yapılacağını paylaşacağız. Vücut ağırlığı ölçümüyle başlayalım. Sevgili öğretmenler, tüm öğrenciler için gerekli mahremiyet, paravan, farklı sınıf ya da farklı zamanlarda ölçüm yaparak sağlanmalıdır. Ölçüm süreci öğrenciye açıklanmalıdır. Palto, ceket, kazak gibi kalın giysilerin, ceplerde bulunan eşyaların ve ayakkabıların çıkartılması sağlanmalıdır. Her öğrencinin ölçümden önce tartının ekranında sıfır belirinceye kadar ayağınızın ucuyla hafifçe tartıya dokununuz. Öğrencinin tartıya ayaklarının yerleştirilmesi ve vücut ağırlığının iki ayağa sabit dağılımının sağlanması gerekmektedir. Öğrenciden dik ve hareket etmeden durması istenir. Duruştaki hatalar ölçümü etkileyebilir. Öğrencinin tartının ortası düz bir şekilde ayakta, ekranda vücut ağırlığı değeri görününceye ve ağırlık kayıt edilinceye kadar kımıldamadan durmasını isteyiniz. Öğrencinin vücut ağırlığını 100 gram yakınlıkta kaydediniz. Şüphelendiğiniz veya kararsız kaldığınızda ölçümü tekrarlayın. En doğru olduğunu düşündüğünüz değeri kaydediniz. Ve şimdi boy uzunluğu ölçümüne geçebiliriz. Sevgili öğretmenler, ölçümlerde tüm öğrenciler için gerekli mahremiyeti, paravan veya farklı sınıf ve farklı zamanlarda ölçüm yapma yöntemi de sağlanmalıdır. Ölçüm süreci öğrenciye açıklanmalıdır. Boy uzunluğu ölçümünde kullandığınız materyalin sabitlendiğinden emin olunuz. Ayakkabı, çorap, toka, şapka ve bere çıkarılmalıdır. Öğrencinin ayaklarının hafif aralıklı durmasını sağlayınız. Öğrencinin sırtı boy ölçüye gelecek şekilde durmasını, omuzların aynı seviyede dik ve ellerin yanda olmasını sağlayınız. Boy ölçüye ya da düz duvara baş, omuzlar, sırt, kalçalar, baldırlar ve topuklar temas etmelidir. Bacaklar ve ayaklar düz olmalıdır. Ölçüm yapan kişi tarafından işaret ve baş parmakları ile öğrencinin çenesinden destek vererek baş sabitlenmeli. Öğrencinin bakışının karşıya doğru ve yere paralel olması sağlanmalıdır. Öğrenciden düz karşıya bakması istenir. Kulağın kanalı ile orbital göz çukurunun alt sınırı aynı hizada ve yere paralel olmalıdır. Gerekirse öğrencinin dik durması için göbeğine hafif bir baskı uygulanır. Pozisyon korunurken açıkta kalan elle saçının üzerine baskı yapacak şekilde cetvel yerleştirmelidir. Ölçüm 0.1 cm duyarlılıkla yapılır. Şüphelendiğiniz veya kararsız kaldığınızda ölçümü tekrarlayınız. En doğru olduğunu düşündüğünüz değeri kaydediniz. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.